Bütün Allah yardımcısı olsun. Teşekkür ediyoruz. Senin beni tanıyan kişilere ben Resul Coşkun. Beni tanıyan herkese büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyen ediyorum. Allah askerimize, vatanımıza, vatanım için, bayram için de canımı veriyorum. Savaş için de hazırım. İsterseler hemen hazırım. Hemen gelmek istiyorum yani. Evelallah yani. Ne yalan ne bir şey. Tamam. Teşekkür ederiz. Elma topluyorum, evet. Ne yapacaksın elmaları? Elmaları kışın yiyeceğiz. Kışın yiyeceksin. Şimdi ikram etmiyor musun? Ben de yiyelim ya. Bize yok mu elma? Götür de yesin. Efendim? Selam Yüres. Salih yenge. Ben Hicret Duran Yeni Yapan Köy ahalisinden 1974'te Kıbrıs Harekatı'na seve seve gönüllü gittim. Şimdi ise bu harbe Suriye'nin şeyine 73 yaşındayım. Koşarak yine giderim. Şu yaşımda. Okulu. Yeni Yapan İmam Hatip Ortaokulu. 1999-2000 eğitim öğretim yılı öncesi devlet vatandaş köylü işbirliğiyle yapıldı. 10 derslikli. Köylümüzün gerçekten emekleri çok fazla köy okulumuza. Gerek ilk yapımında, gerek daha sonraki küçük tamirlerinde, onarımlarında imece usulüyle, kimisi ustalığıyla, kimisi maddi gücüyle, kimisi parasıyla destek olarak köyümüzün okulunun bakımlı halde olmasını, yaşamasına emek vermişlerdir. Destek olan, yardım eden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şu anda yaklaşık 100 öğrencimiz eğitim öğretim görmekte. 10 öğretmenimiz hizmet vermekte. Bahçesi olarak, kullanım alanı olarak, spor alanları olarak gerçekten her şeyi düşünülmüş, geniş bir alanda kurulmuş bir okul. İnşallah buradan okuyan çocuklarımız devletimize, milletimize faydalı olacaklardır. Çevre köylerimizden taşınmayla gelen öğrencilerimize her türlü kolaylık sağlanmakta. Yemekhaneleri olsun, bakımı onarımı olsun, düzeni tertibi olsun. Güzel bir okulumuz. İnşallah buradan çocuklarımız en iyi şekilde yetişir. Ülkesine, milletine, ailesine faydalı olurlar. Muhtarımızın dediği gibi bu arsayı rahmetli Seyfet Murat bağışlamış köylümüze. Allah onunla gani gani rahmet eylesin. Allah razı olsun. Efendim, öncelikle şunu tabii ki izah etmek istiyorum. İyi bir ibadet için, iyi bir ibadet güzel bir temizlikten geçiyor. Yaklaşık Akdağ Mademimizin ilçesinin köylerinde olmak üzere, kasabasında olmak üzere böyle bir sistem hiçbir köyümüzde, hiçbir ilçemizin tuvaletlerinde yoktur. Biz böyle bir düzene soktuk. Tuvaletimize giren şahıs ayakkabılarını çıkartıyor ve terlikleriyle birlikte gerekli abdest alma, ihtiyaçlarını giderme olayını bu şekilde değerlendiriyor. İnşallah bu vesileyle de köylerimizde olsun, ilçemizde olsun hizmet yapacak arkadaşlarımıza da böyle bir inşallah vesileyle onlara da duyurmuş olalım. Bu sistemi yapmadan önce fayanslar falan vardı. Dolayısıyla ayakkabıyla gelip giriliyordu. Allah'ın her günü temizlik istiyordu tuvaletlerimiz falan. Onun için ne yapalım, ne edelim? Çünkü tuvaletler falan pis olunca ister istemez hemen gözde imam geliyor. Acaba bu imam neden bu tuvaletlere, bu lavabolara bakmıyor diye biz de ne yapalım, ne edelim diye bir plan düşündük. Ve camimizin tuvaletlerine böyle bir sistem kurduk. Çok şükür bunu da birkaç defa camimizde, hutbemizde, cumalarda duyurarak bu sistemi tamamen rayına oturtturduk. Güzel bir şekilde tuvaletlerimiz olsun, abdest alma bölümümüz olsun, sıcak suyumuz olsun, havlularımız olsun. Hepsi vatandaşımızın hizmetine inşallah sunulmuş şekilde devam ediyor. Öyle mi? Evet, tamam. O zaman İzmir'den başlayayım. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de olan çocuklarıma, bütün akrabalarıma selam söylüyorum. Ben zaten kızlarıma, damatlarıma, herkese selam söyledim. Özellikle Tokat'ta damadım var, Sefa'ma.
askerde olan Ahmet'ime, Bitlis'te, Şırnak'ta olan torunlarımın herkese, gurbette olanlara bol bol selamlar, saygılarım. Ben de dış yurt dışında 3 tane oğlum var, gelinlerime, torunlarıma, orada olan akrabalarım, kaynarımın çocuklarına çokça selam ediyorum. Herkese öpeyim kızım, sağ ol, sen de hoş. Kız oğlum, ben biraz kendime geldim. Siz de hoş geldiniz kızım. Bursa'da olan çocuklarıma, torunlarıma, gelinlerime, hepsine birden selam yolluyorum. Teker teker de bir vaktinizi almayayım. Size de teşekkür ettim kızım. Çok sağ olun. Almanya'da, Avusturya'da görümlerim, abilerim, yeğenlerim, Sivas'ta oğlum, Ankara'da oğlum, cümlesine selam söylüyorum hepsine. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yurt dışındaki kız kardeşlerime, Ankara'daki ablama buradan selam gönderiyorum. Size de teşekkür ediyorum. Kızıma, Ankara'daki kızıma, oğluma, Bolu'daki torunlarıma, Fransa'daki kızıma, neydi la Hilal, Ortaca'daki kızıma selam eder, hepsinin gözlerinden öperim. Benim bir güzel yurdum var, Edirne'den Van'a kadar, ister savaş ister barış, vermem ondan ben bir karış. Çünkü dede Atatürk yurdumuzu kurdu, dedelerimiz ordu oldu. Benim güzel bir yurdum var. Almanya'daki çocuklarıma, gelinlerime, kızlarıma, torunlarıma, damatlarıma hepsine selam eder, gözlerinden öperim. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah 2 hafta sonra geliyorum hepinizin yanına. Sen öptüm hepinizi. Kızlar? Almanya'da kalıyorum. Nerelisin? Buralıyım. Yeni yapan mısın? Evet. Gurbetlik nasıl bir şey? Biraz anlat bakayım. Gurbetlik idare ederiz. Özlüyor musun yurt dışında burayı? İllaki. Köyünü özlüyor musun? İllaki. Köyümüz başka. 40 sene orada kaldım ama köyümüzün tadı bambaşka. Var mı burada akrabaların köyde? Tabii. Hepsi akrabam buradakilerin. Hepsi akraba. Evet. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Oldu. Ben de teşekkür ederim. Merhaba amcam. Köyün ne bir yeri yarı? Hocam sen sor bu söylesin. Ne bir yeri yarı? Ahtamadan kazasını yeni yapan köyünden. Hı. Benim oğlum da bundan ileri muhtar oldu gene. 3 tane çeşme yaptı. Ondan sonra bir de selektör yaptı. Gelen giden arkadaşlara da elinden geldi, saygı sevgi gönderdi. Köyümüzün en misafir perverlerinden birisi Nebir Yarı. Evet. Gelen giden evi yol üzerindeydi zaten, hala yol üzerinde. Evet. Gelen giden hep onun misafiri olurdu. Şimdi yaşlandı ama yine de misafiri devam ediyor değil mi? He, aynı misafirimiz. Gelen giden dışarıda kalmaz. Hoş geldin, bizim kapılar açık. Ben daha kapıların kilitli olduğunu bilmem hiç. Açıktır bizimki gece gündüz. Kim gelirse gelsin. Şiir oku. Şiir oku. Bebek gelmiyor. Bir de bebek bırakır onu. Ayağına giymiş kırmızı nalin, arabatlar gibi ediyor talim. Bilmem gelin midir, bilmem kız mıdır, sallanıp giden de kimin dostudur, kimin dostudur.